Tabii Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemin birkaç sebebi var. Niye zor dönem diyoruz? Birisi insanlığın belki de bilinen tarihinde en problemli bir salgın dönemini yaşıyoruz. Yani bu salgın hakikaten nereye kadar uzanacağını hala bilmiyoruz. Ciddi bir tehdit olarak insanlığın üstünde duruyor. Türkiye çok şükür buna aşıyla, sağlık sistemiyle kuvvetli bir cevap verdi. Ama her gün yaklaşık 200 insanımızı kaybediyoruz. Bu hala nasıl bir tehdit altında, nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir şey. Bunu biz bir taraftan da küresel sistemin belli merkezleri tarafından Türkiye'ye karşı yöneltilen saldırıyla aynı tarihsel şartlar içerisinde yaşıyoruz. Türkiye Akdeniz'den dışlanmak isteniyor. İşte Libya parçalandı, Suriye parçalandı, Irak parçalandı, Afganistan ne halde? Hepimiz bunları film sahnelerinde sanki bir sinema filminde seyreder gibi seyrediyoruz maalesef. Buralardan binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybetti ve bunlar bizim ortak kültürümüzü, ortak dini değerlerimizi, ortak hatta büyük bir kısmıyla ortak geçmişimiz olan toplumlar. Hedefte Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Yani onlar sadece onlar değil, Türkiye'nin esas hedefinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz diyeceksiniz. Türkiye'ye düşman olan bu yapılar bir terör örgütü üzerinden, hatta bir değil, işini de onun yanına katarsanız iki terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK doğrudan doğruya tırlarla, uçaklarla silah verip donatılan bir Türkiye düşmanları ittifakının paralı kara gücü haline Türkiye'ye saldıran bir yapı. Yani kiralık bir örgüt. Öyle PKK falan filan diye kendi başına bir örgüt yok. Doğrudan doğruya Amerika'nın silahlarıyla bizim üzerimize saldıran bir katiller sürüsü. Bu cinayet örgütü. Bu cinayet örgütü Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor. Bizim bin yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizi bize düşman etmek istiyorlar ama milletimiz sağduyulu. Bizim Kürtlerimiz vatansever insanlar. Onların bütün bu ihanetine rağmen, bu bütün kiralık, aşağılık karakterlerine rağmen, saldırılarına rağmen dimdik ayakta duruyorlar. Türkiye çok şükür 20 yıldır büyümeye devam ediyor. Son ekonominin son iki çeyrekteki büyümelerini biliyorsunuz. 7.2, 21.7 büyüdü Türkiye. Büyümeye devam ediyor. Evet, enflasyon var, sorunlarımız yok mu, işsizlik var. Bütün bu sorunlar var ama Türkiye bu sorunları barış içinde, demokrasi içinde büyüyerek çözecek bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösteriyor. Bugün Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Bunu 1 trilyon doların üzerine hızla çıkarmamız lazım. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hedefi gerçekleştirmemiz lazım. 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomi haline gelmemiz lazım. 200 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunu 300 milyar dolara çıkarmamız lazım. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman bu adamlar ne kadar boşuna uğraştıklarını görecekler. Türkiye düşmanları hüsranla sonuçlanacak. Onların bütün beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Dolayısıyla biz bunu neyle başarıyoruz? Milletimizin gücüyle başarıyoruz. Türkiye'yi iyi yöneterek, milletimizin desteğini alarak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye bir yıldız gibi bu coğrafyada parlayacak. Zaten parlıyor. Düşünün. 20-25 sene önceki Türkiye'yi düşünün. Evet. Değil mi? 25 sene önceki Türkiye'yi düşünün. Amerikan karargahında, NATO karargahında cuntacıların cirit attığı, Türkiye'de darbeler yaptığı bir ülke. En son darbe girişimlerini birlikte Türk milleti ezdi. FETÖ'yü kastediyorum. Ezdi. Şimdi de PKK üzerinden saldırıyorlar. Onları da o eşlikleri çukurlara gömdük. Şimdi Suriye'de onları doğurduklarına pişman ediyoruz. O kiralık adamlar, Amerikan dolarıyla, Amerikan unsurlarına, istihbaratına, kara gücü
vazifesi gören, o konuma düşen kiralık katilleri etkisiz hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi Türkiye'nin içerisinde terör eylemi yapamayacak hale geldikleri için şimdi yeniden başladılar. Barış, barış, barış gibi laflar söylüyorlar. Tabii bunların barış demesinin ne anlama geldiğini, katliam olduğu, masum insanları katliam etmek olduğunu, çoluk çocuk demeden köyleri yaktıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bunu çözecek. Ama esas Türkiye'nin işi refahını artırarak, kendi insanının ekonomik, toplumsal şartlarını geliştirerek ilerlemeye devam etmesidir. Türkiye, Türk dünyasından, Çin sınırından, Balkanlara, Balkanlardan Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyanın ümididir. Türkiye güçlü olursa oralardaki insanların başı dik olur. Bosna'daki insanın rahat, gelecek endişesi olmadan, yeniden Sırp katliamına uğramadan, soykırıma uğramadan yaşamasının şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Karabağ'ın bir daha işgal edilmemesinin şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bunu hiç unutmayalım. Ekmeğimizi onlarla paylaşacağız. Bugün Suriyeliler, Afganlar, dünyanın her yerinde vatanlarından kovulmuş insanların sığındığı bir coğrafyadır. Ama Türkiye her şeyden önce ekonomisiyle, toplumsal barışıyla, sosyal gelişmelerini sağlayarak, bütün kurumsal sistemiyle ve emeğiyle bütünleşerek bu sorunları çözme gücünde sahip bir ülke olduğunu bugün ortaya koymuştur. Bunu devam edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik ve toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir. Dolayısıyla sorunlar yok mu? Sorunlar var ama sorunları çözen bir ülke var. Önemli olan budur. Sorun her zaman olacak. İnsanın olduğu yerde meseleler olur, birikir, problemler yükselir ama onları çözme kabiliyeti olan bir devlet varsa gelecekten endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Türkiye yoluna devam edecek. Türkiye bağımsız bir ülkenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, onlara rahmet okuyoruz, minnet duyuyoruz, şükranla anıyoruz onları. 100 yıl önce bir milli mücadeleyle batılı emperyalistleri yendiler. Bugün aynı emperyalistler Türkiye'ye ve Türkiye'nin akraba topluluklarına, coğrafyasına saldırıyorlar. Tabii arkadaşlar, şehit kavramı bizim dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Bizim kutsallarımıza saygısızlık edenleri, o konuda duyarsız kalanları, milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın. Ben bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığını gösteren birçok örnek vardır. Onun için bu konudaki duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir diye düşünüyorum. Boştur yani. 40 yaşına girdi. İş vermiyor Allah. Kendi de yaramazdın ya Allah. Benim ayışımla oğlum idare ettim. Şimdi var ya babanım. Pazartesi'nin işe koyuyor. İş oldu. Tamam. Tamam. Sağ ol. 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 Sağ